Evet arkadaşlar, türevin geometrik yorumuna devam ediyoruz. Şimdi, bundan önceki dersimizde fonksiyonun üzerindeki noktadan çizilen teğetin denklemini, teğetin eğimini bulduk. Şimdi fonksiyona, üzerinde olmayan başka bir noktadan fonksiyona teğet çizilecek. Bunun eğimini ya da bunun denklemi ya da buna paralel olan başka bir doğrunun denklemi filan sorulacak. Şimdi bakalım, fonksiyona üzerinde olmayan noktadan teğet atma diye başlığı ben attım. Buradaki PDF'de başlık alınmamış. Sizin elinizde bizim o paylaştığımız PDF'de başlık bu. Şimdi bakın, y eşittir x kare artı 1 paraboline orijinden çizilen teğetlerin değme noktalarının ordinatı diyor. Şimdi y eşittir x kare artı 1 parabolü nasıl çizilir arkadaşlar? Nasıl çiziliyordu? Şöyle yapabiliyordunuz. Y eşittir x kare parabolü çizersiniz. Bir birim yukarıya kaldırırsınız. Y eşittir x kare parabolü orijinden geçer. Ben onu bir birim yukarıya alırsam şöyle, bakın işte bu y eşittir x kare parabolü oldu. Şurası ne? Şurası orijin. 0, 0. Y eşittir x kare artı 1 paraboline orijinden çizilen teğetlerin değme noktaları nedir diyor. Bakın arkadaşlar, siyahla çizeyim bunda. Aslında yeşille çiziyorum ama uzaktan görünmüyor. Erdem, ekrandan beni alsana Erdem. Beni ekrandan al Erdem. Şöyle arkadaşlar, bakın orijinden çizilen teğetler şöyle. Bir tane de buradan çiziyorum bu arada. Şu noktaları soruyor arkadaşlar bize. Şu teğet. Bakın, paraboline orijinden çizilen teğetlerin değme noktaları. Bakın, bu noktadan bir tanesinin apsisine A dersem ben. Ordinatı ne olur? Bu teğet doğrusu y eşittir x kare artı 1 parabolün üzerindeyse x yerine A yazarsanız ordinatı da A kare artı 1 oldu. Şimdi herkes iyi dinlesin. Teğetin eğimini biz nasıl buluyorduk? Fonksiyonun türevini alıyorduk. Teğet olunan noktanın apsisini türevde yerine yazınca teğetin eğimini buluyorduk. Alalım fonksiyonun türevini. Bunun türevini alırsanız ne çıkar? X kare artı 1'in türevini alırsanız 2x. Ha, teğetin eğimi ne? 2x'te x yerine a yazarsam ben, 2x'te x yerine a yazarsam ben teğetin eğimini bulmaz mıyım? İşte o teğetlerinden birine neymiş? 2a. Şimdi a burada farklı farklı değerler alacak. İşte oradan eğimleri bulacağız. Şimdi bakın, teğetin eğimini biz 2a bulduk. Nereden? Türevden bulduk. Bir de teğetin geçtiği iki tane nokta var. Bir a virgül a kare artı 1 noktasından, bir de orijinden geçiyor 0'a 0. İki noktası belli olan doğrunun eğiminden teğetin eğimini bulayım. Teğetin eğimi nedir? Y'ler farkının a kare artı 1 eksi 0. A kare artı 1 eksi 0 bölü, bakın x'ler farkının oranı a eksi 0. O da ne yapıyor arkadaşlar? A kare artı 1 bölü a yapıyor. Şimdi arkadaşlar, bu bulduğum iki eğim de aynı teğet doğrusunun eğimi. Bunları birbirine eşitleyebilir miyiz? Bunları birbirine eşitleyelim. Yani ne diyeceğiz? 2a eşittir a kare artı 1 bölü a. İçler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. 2a kare, 2a ile a'yı çarparsam 2a kare eşittir a kare artı 1. Bunu bu tarafa alırsam 2a kareden a kare çıkarsa a kare eşittir 1. Kimin karesi 1'dir arkadaşlar? 1'in de eksi 1'in kareleri 1'dir arkadaşlar. A 1 ya da a eksi 1'dir. Bakın ne demiş? Paraboline çizilen teğetlerin değme noktaları. Teğetlerin arkadaşlar neydi? A virgül a kare artı 1 miydi? A'yı 1 alırsam 1 virgül a'nın karesi artı 1'den 2. Diğer nokta ne? A'yı eksi 1 alırsam o da burası işte. Bakın eksi 1 virgül. Eksi 1 virgül x yerine eksi 1 yazarsan şey, a yerine 2 yapar. Diğer noktamızda eksi 1 virgül 2 bulunur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dışarıdaki bir noktadan çizilen teğetin denklemi, eğimi, her nesi bulunacaksa, bakın genelde hep böyle yapılır. İki noktadan eğim bulma formülünü yazın. Bir de türev almadan eğim bulun. Bunları birbirine eşitlediniz mi? O noktayı da a virgül işte a'yı götürüp denklemde yerine yazdığınız, bulduğunuz ordinat değeri. Buna ilişkin iki noktadan eğim bulma formülünü kullanın. Bir de türevde götürüp noktanın apsisini yerine yazın. Oradan bir eğim bulun. Bunları birbirine eşitleyip ortak çözüm yaparsanız a'ları bulur, sonuca ulaşırsınız diyorum. Bir soru daha çözelim. Bakın, y eşittir x küp artı 1 eğrisine 2,1 noktasına çizilen teğetlerin eğimleri nedir? Bir gün derste biri dedi ki, ya hocam ben nereden bileceğim o dışarıda mı, o nokta, teğet noktası dışarıda mı, içeride mi, ben onu nereden bileceğim dedi. Arkadaşım, 2,1 noktasını götürüp eğride yerine yazarsan x yerine 2 yazdın mı, ne çıkıyor y'si? 2'nin küpü 8, 1 daha 9. 2,1 noktası bu y eşittir x küp artı 1'in üzerinde değil, belli, dışında zaten 2,1 sağlamıyor. Şimdi bakın, şöyle y eşittir x küp artı 1'i çizdim şöyle. Dışındaki bir nokta. 2,1 noktasını şurada aldım. Bakın. 2,1 noktasını arkadaşlar buradan alacağım.
Alalım 2,1. Bu noktadan bir teğet çizdiğim zaman ben şöyle. Şimdi bakın sizden teğet, teğetlerin eğimleri diyor. Bakın bizim fonksiyonumuz da şu mu? X küp artı 1. Teğet olunan nokta. Fx'in üzerindeyse apsisine a dersen ordinatı ne yapar? X'lerini a yazarsan. A küp artı 1. Az önce ne dedim? Türevini alın. Bu fonksiyonun. Türevde götürüp bu noktanın apsisini yazarsanız şu kırmızı çizdiğim teğet doğrusunun eğimini bulursunuz. Alalım türevini. F türev x. Ne çıkıyor f türev x arkadaşlar? X küp artı 1'in türevini alırsak ne yapar? 3 x kare yapar. Getirip burada apsis teğet olunan noktanın apsisi a yerine yazacağım. Yazdım. Ne çıktı? 3 a kare çıktı. İşte bu nedir? Teğetin eğimidir. Şimdi bir de teğetin eğimini nasıl buluyorduk? Şimdi bakın 2,1 noktasından çiziliyor teğet. 2,1 noktasını biliyorsunuz. Bir de fonksiyonun üzerindeki teğet olan noktanın apsisine a ordinatına a küp artı 1 dedim. İki noktası belli olan doğrunun eğimini kullanacağız. Y'ler farkı, x'ler farkının oranı. Yazayım onu da. Eğim teğet. Y'ler farkı. A küp artı 1'den 1'i çıkartacaksın. A küp artı 1 eksi 1 bölü a'dan 2'yi çıkartacaksın. A eksi 2. Bunlar birbirini götürse teğetin eğimi ne çıktı? A küp bölü a eksi 2 çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Teğetin eğimini bir böyle buldum. Bir de buradan buldum. Bunlar aynı teğet doğrusunun eğimleri. O zaman bunlar birbirine eşittir. Eşitleyelim arkadaşlar. 3 a kare. 3 a kare eşittir. A küp bölü a eksi 2. İçler dışlar çarpımı yapın. 3 a kare şurası. Ne yapar? 3 a kare ile a'yı çarparsanız 3 a küp eksi 6 a kare eşittir. A küp oldu arkadaşlar. A küpü buraya alalım. 2 a küp eksi 6 a kare eşittir 0. Devam ediyorum. 2 a küp eksi 6 a kareyi 2 a kare parantezine alırsam 2 a kare parantezine. Erdem ekranda değilim değil mi? A eksi 3 yapar arkadaşlar. 0. Bu a kare 0'dan buradan a 0 gelir. A eksi 3 0'dan a 3 gelir arkadaşlar. A'ya 2 tane değer bulduk. Bakın ne demiş? Teğetlerin eğimleri nedir? Ha, teğetlerin eğimleri. Direkt şurada yerine yazayım arkadaşlar. Bunu da yerine yazayım. Teğetlerin eğimleri. Zaten teğetin eğimi 3 a kare değil miydi? A'ya ait de biz 2 değer bulduk. A yerine 0 yazarsanız eğim teğet 1 diyelim. Nedir? A yerine 0 yazarsak 0 gelir. Eğim teğet 2 diyelim. A yerine 3 yazarsak 3 a kare de. 3'ün karesi 9. 3 ile de çarparsak 27 yapar. Teğetlerin eğimleri neymiş arkadaşlar? 0'a 27. 2 farklı eğim bulunuyormuş. Sıfır olursa teğet neymiş o zaman sıfır olan teğet arkadaşlar? X eksenle paralelmiş. Evet geçiyoruz. Evet şimdi en yakın nokta ve teğetler arasındaki açı. Bu en yakın nokta olayı önemli bir olay arkadaşlar. En yakın nokta olayı ve en yakın noktayı da iyi dinleyin. En yakın nokta nasıl bulunur? Şimdi şurada Erdem beni ekrandan al. Şimdi bakın arkadaşlar şu kırmızıyla görmüş olduğunuz fx eğrisine... Kırmızıyla gördüğünüz fx eğrisine bakın ne diyor? Y eşittir fx eğrisinin. Y eşittir fx eğrisinin. Bu arada arkadaşlar ekran gitti geldi. Eğrisinin d doğrusuna. D doğrusu şu siyahla çizilen doğru. Bu doğru. D doğrusuna en yakın noktası d doğrusuna paralel olarak çizilen teğetin değme noktasıdır. Yani size bir eğri verecek. Diyecek ki işte bir d doğrusu verecek. Bu eğrinin D doğrusuna en yakın noktasını bulun. Bir eğrinin bir başka doğruya en yakın noktası o doğruya paralel olan ve eğriye teğet olan doğrudur. Nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum ama kafanız karıştı. Şöyle D doğrusunun fx eğrisine en yakın noktası fx'e teğet olacak, D doğrusuna paralel olacak o doğruyu bulacaksınız. Yani y eşittir fx eğrisinin D doğrusuna en yakın noktası D doğrusuna paralel olarak çizilen teğetin değme noktasıdır. Soru üzerinde gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Zaten burada ne kullanacağız? Paralel olarak çizilen teğet doğrusunun denklemini bulmak için ne yapacaksınız? Eğimleri birbirine eşitleyeceksiniz arkadaşlar. Bir de teğetler arasındaki açı bunu analitik geometriden de bilirsiniz. İki doğru arasındaki açıyı nasıl buluyoruz? Eğimlerinden faydalanıyoruz. İki doğru arasındaki açının tanjantı şuydu arkadaşlar. M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2 bu analitik geometride de bildiğiniz iki doğru arasındaki açının tanjantının formülü. Bundan faydalanacağız. Buraları geçiyorum. Soru üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Geldim. Fx eşittir x kare artı 2x artı 7 parabolünün
y eşittir 4x artı 1 doğrusuna en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz. Bakın parabol böyle. Bu doğru dışarıda bir doğru. Doğru şu. Y eşittir 4x artı 1. Parabolümüz de şu. Neymiş parabolümüz? X kare artı 2x artı 7. Arkadaşlar parabolün doğruya en yakın noktası şu. Parabolün doğruya en yakın noktası parabolün doğruya, bu doğruya paralel teğetinin değme noktasıdır. Yani paralel teğetini çizeceksiniz. Maviyle çizdim. Bu paralel teğetin eğriye, parabole değdiği nokta y eşittir 4x artı 1'e en yakın noktadır. Şimdi bakın yapmanız gereken şey şu. Y eşittir 4x artı 1'in eğimi ne arkadaşlar? Şurası artı. 4 değil mi bunun eğimi? O zaman bizim teğetin eğimi de buna paralel olduğu için 4 olacak. Bu noktanın apsisine a diyorsunuz. İşte ordinatı da yerine yazarsınız oradan. A virgül a kare artı 2a artı 7 şeklindedir. Ben yazayım hadi. Şimdi fonksiyonun türevini alıyoruz. Teğetin eğimini bulmak için. F türevi x ne çıkar? X kare artı 2x'in türevi nedir? 2x artı 2'dir. 7'nin türevi 0. Getirip teğet olunan noktanın apsisini yerine yazdım. A'yı. F türevi a. Ne çıkar? 2a artı 2. Bu da neye eşit olacak arkadaşlar? Teğetin eğimine. Yani 4'e. Bakınız 2'yi karşıya aldım. 2a eşittir. 2 karşıya geçerse eksi 2 7'ye geçer. 2 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. A ne çıktı? 1. A 1 ise en yakın noktanın apsisini bulduk. Ordinatı kolay. Apsisini bulduysan 1 virgül. Ordinat ne? A yerine 1 yazarsan getirip burada da yerine yazarsın. Zaten yazdım. Burada yerine yazarsan 1'in karesi 1'dir. 2 kere 1'den 2'dir. Artı 7. 7, 9, 10. Arkadaşlar parabolün doğruya en yakın noktasının koordinatları 1 virgül olmuş. Anlaşıldı mı? Bir daha bir soru daha çözelim. Eğrisinin y eşittir 2x doğrusuna en yakın noktasının ordinatını sormuş. Aynı soru. Parabolik bir eğri vermiş. Efendim doğrumuz da y eşittir 2x doğrusu. Eğrimizde x kare eksi 2x artı 6 parabolü. Arkadaşlar parabolün doğruya en yakın noktası bu doğruya çizilen paralel teğetin değme noktası olacak. Yani şurası. Bu noktanın apsisine a diyeceksin. Ordinatında işte şudur işte. A kare eksi 2a artı 6 şeklindedir. Ne yaptım? Paralel teğet diyor ya. Paralellikse eğimler birbirine eşittir. Bizim doğrumuzun eğimi ne? 2 x'in önündeki katsayı. O zaman teğetin eğimi ne olacak? Teğetin eğimi de arkadaşlar içeride bu arada bir kelebek geziniyor. Şöyle uçuşuyor. Siz kameradan göremediniz. Ben gördüm. Bir an şey sandım. Acaba böyle gözümün önünde bir ışık falan mı geziyor ama kelebek geziyormuş. Eğim teğet 2. Şimdi ne yapacağız teğetin eğimi için? Fonksiyonun türevini alacağız. Alalım fonksiyonun türevini. Alalım. F türev x ne yapar? X kare eksi 2x artı 6'nın türevi nedir? X karenin türevi 2. 2x eksi 2x'in türevi 2'dir. Getirip burada fonksiyonun teğet olunan noktanın apsisini yerine yazdım. 2a eksi 2. O da ne yapar? Teğetin eğimi 2'ye eşit. Bu eksi 2 o tarafa artı 2 diye geçer. 2a eşittir 4. Her tarafı böldüğünüz 2'ye a'sı ne çıktı? A'sı 2 çıktı arkadaşlar. A'sı 2 ise ne yapacağız? A yerine 2 yazarsam yani apsisi yerine yazarsam 2'nin karesi 4 eksi 2, 2 kere 2 4 x yerine 2 yazıyorum yani artı 6 bunlar gider. Ne oldu arkadaşlar? Teğet olan noktanın apsisi 2 ordinatı 6. Size neyi sormuştu? Ordinatını sormuştu. 2,6 noktası yani ordinatı 6 bulundu. Umarım arkadaşlar dediklerim anlaşılmıştır. Bakın dikkat edin. Eğrinin bir doğruya en yakın noktası paralel teğetin değme noktası arkadaşlar. Yani eğrinin doğruya paralel olan teğetinin değme noktası. Bu kadar basit. Evet devam ediyoruz. Evet iki teğetler arasındaki açıyı sormuş. Fonksiyonunun x eşittir 1 ve x eşittir 2 apsisi noktalarındaki yani üzerindeki noktalar teğetler arasındaki açının dar açı, tanjantı diyor. Dar açının tanjantı diyor. Şimdi şunun türevini alalım. F türevi x ne çıkacak? Teğetlerin eğimini bulacağız çünkü. 2x eksi 3. Getirip burada 1 yerine yazarsam 2x eksi 3'te 2 kere 1 2 eksi 3 çıkartırsam eksi 1. Bu o x eşittir 1 apsisi noktadaki teğetin eğimi. Diğerine f türev eksi 2. Eksi 2 yerine yazarsam ne yapıyor? 2 kere eksi 2 eksi 4 eksi 3 eksi 7. Bu da x eşittir eksi 2
absin noktadaki teğetin eğim teğet 1 diyeyim şuna. Şuna da eğim teğet 2 dedim arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğiz? Aradaki açının tanjantı diyor. Ben ne dedim az önce? İki doğru arasındaki açının tanjantı arkadaşlar. Eğimler farkı. Öyle değil mi? M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2 yapıyorduk. M1 eksi M2 yapabilirsiniz. Ne yapar? Eksi 1 eksi eksi 7. O da artı 7 yapar. Bölü 1 artı M1 çarpı M2 ne yapar? Eksi 1 ile eksi 7'nin çarpımı artı 7 yapar. O da ne çıktı arkadaşlar? 6 bölü 8. Sadeleştirirseniz 3 bölü 4 bulunur. İki doğru arasındaki dar açının tanjantı neymiş? 3 bölü 4. Geniş açı deseydi onun eksilisini alacaktınız. Eksi 3 bölü 4 diyecektiniz. Çok da zor bir şey değil. Bilin, analitik geometride de kullanıyoruz arkadaşlar bunu. Zaten böyle bir şey ÖSYM'e sorduğu zaman bu tanjant formülünü falan verir diye düşünüyorum. Ama sizin yine bilmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dersimiz bitmiş. Arkadaşlar bundan sonra da artan azalanlık konusuna geçeceğiz. Zaten şunu diyebilirim size. ÖSYM'nin 4 tane türev soruyorsa 2 ya da 3 türev soruluk kısmını şu ana kadar anlattık, bitirdik. Biraz ÖSYM'nin zaman zaman böyle sürpriz türev integral soruları var. Değişik, hiç görmediğiniz. O tarz soruları da bir sonraki ders size bu geometrik yorumla ilgili sorular çözeceğim. O soruları da çok dikkatli takip edin. Bakın türev kurallarının sonunda ÖSYM böyle sorar diye bir video var. O videoda olduğu gibi bu türevin geometrik yorumu ile ilgili de evet, bu yazdığımız, bu derste yaptığımız konu anlatımı yaparken kullandığımız sorulardan da sorabilirler. Ama biraz daha farklı böyle sürpriz gelebilecek sorular da olabiliyor. Onlara benzer sorular da bir sonraki ders size çözeceğim arkadaşlar. Ondan sonra artan azalanlık kısmı çok önemli. O kısımla ilgili de soru var. Maksimum minimumla ilgili de arkadaşlar en son dersimizde maksimum minimumla ilgili soru zaman zaman soruyorlar. Bazen sormadıkları yılda oluyor. Maksimum minimum konusunda bitirdikten sonra türev bitiyor. İnşallah integralde hemen hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu arada kanalı takip etmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kanalımız büyüsün. Daha çok kitleye hitap edelim. Daha çok kişi bizi tanısın istiyorum. İnşallah kanalımızda konu anlatımlarımıza devam edecek. Yorumlarınızı okuyorum. Cevap yazmıyor olabilirim. Ama orada bir kargaşa, diyalog olmasın diye cevap yazmıyorum arkadaşlar. Ama yorumlarınızı görüyorum. AYT konularının hocam hepsi gelsin, AYT kitabını çözün falan diyenleriniz var. İnşallah arkadaşlar elimden geldiğince AYT'deki tüm konuları anlatmaya çalışacağım. TYT, AYT ayırt etmeden anlatmaya çalışacağım. Bu arada problemlerde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.